Uzayın katilleri kozmik ışınlar. Uzaydan sürekli olarak dünya atmosferine giren ve çoğu kez yeryüzüne kadar ulaşan çeşitli atom altı parçacıklara kozmik ışınlar denir. Bu parçacıklar proton veya helyum çekirdeği gibi parçacıklardır. Bu parçacıkların ışın olarak nitelendirilmesi Parçacıkların niteliği anlaşılmadan önce kullanıma girdiği için doğru bir terim değildir. Fakat bilimsel terimlere yerleştiği için artık kozmik ışın olarak anılmaktadır. Dünya atmosferinde küçük ölçüde de olsa iyonizasyon saptanmaktadır ve bu iyonizasyondan geçmiş zamanlarda radyoaktif elementler ve radon gazı sorumlu tutuyordu. Ancak kimi bilim insanları bu açıklamaya tatmin olmuyorlardı. Çünkü 20. yüzyılın başlarındaki sınırlı olanaklarla deneyler yapılıyor ve atmosferdeki radyoaktivitenin yükseklikle arttığı gözlemleniyordu. Eğer radyoaktivite dünya kabuğundaki elementlerden kaynaklansaydı atmosfere yaklaştıkça radyoaktivitenin azalması gerekirdi. Öte yandan atom ağırlığı 222 olan radon bütün gazların en ağırlığıydı ve atmosferin yüksek kesimlerinde derişimi alt kesimlere göre daha az olmalıydı. Kozmik ışınların niteliği Kozmik ışınların uzayda hangi koşullarda oluştuğu tam olarak anlaşılamamıştır. Kozmik ışınlar hakkında bildiklerimiz yüklü parçacıklardan oluştuğu ve dünya üzerinde elde edilemeyecek çok yüksek enerjilere sahip olduğudur. Bu enerjiyi saklı tutabilseydik uzayda seyahat etme daha kolay ve hızlı olurdu. Bugüne kadar ölçülen en yüksek enerji tek bir parçacık için 3 çarpı 1020 evdir. Yani yaklaşık 50J. Gerçi güneş kaynaklı ko kozmik ışınlar da vardır. Fakat güneş kaynaklı ışınlar bu denli yüksek enerjilere çıkamamaktadırlar. Kozmik ışınlarda yön seçimi. Kozmik ışınlar dünyaya uzayın her yönünden gelirler ve elektriksel bakımdan yüklü olduklarından dünyanın manyetik alanının etkisi altında kalırlar. Bunun sonucunda kozmik ışınlar manyetik kutup bölgelerinde daha yoğun görülür. Ve bu yoğunluğu çıplak gözle gösterimi ise çok iyi bildiğimiz kutup ışıkları yani aurolarardır. Kısacası uzaydaki radyasyonun genel nedeni kozmik ışınlardır. Ve bu ışınların değeri uzayda daha fazla olduğu için insanlı uzay projelerine sorun teşkil etmektedir. Arjantin'deki Pierre Auger gözlem evinde araştırmalar yapan bir grup gökbilimcinin elde ettiği sonuçlar kozmik ışınlardaki en yüksek enerjili parçacıkların samanyolunun dışından geldiğine işaret ediyor. Kozmik ışınların çoğu protonlar ve diğer elektrik yüklü parçacıklardan oluşur. Yüksek enerjili bu parçacıklar dünyanın atmosferinin üst kısımlarındaki atomların çekirdeklerine çarptığında yeryüzündeki çok geniş bir alana yağmur gibi yağan çok sayıda atom altı parçacık ortaya çıkar. Pierre Auger ve araştırmacıları kozmik ışınların sebep olduğu parçacık yağmurlarını 1,5 kilometre aralıklarla 3000 kilometre kare alana yayılmış 1600 su tankı kullanarak inceliyor. Ekvatora çok yakın bir bölgedeki tanklar gökyüzünün yaklaşık %85'inden gelen kozmik ışınları yakalayabiliyor. İsviçre'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı parçacıkların enerjisini 7 çarpı 10 üzeri 12 EV kadar çıkarabiliyor. Kozmik ışınlardaki parçacıkların enerjilerinin ise 10 üzeri 20 EV kadar çıktığı görülebiliyor. Ancak bu kadar yüksek enerjili parçacıkların kozmik ışınlardaki oranı azdır. Araştırmacılar 2004 ve 2016 yılları arasında dedektörlerin yakaladığı enerjisi 8x10 üzeri 18 eV'nin üzerinde olan yaklaşık 32 bin parçacık hakkındaki verileri analiz etmiş. Sonuçlar, parçacıkların kaynağının samanyolu dışındaki bir bölge olduğuna işaret ediyor. Ancak bu yüksek enerjili parçacıkların ortaya çıkmasına neden olan fiziksel olayların ne olduğu bilinmiyor. Bazı gök olaylarının çok yoğun manyetik alanlar üreterek parçacıkların aşırı derecede hızlanmasına ve enerji kazanmasına neden olduğu biliniyor. Bu gök olayları arasında çok büyük kütleli kara deliklerin madde yutması gamma ışını patlamaları olarak adlandırılan yıldız patlamaları sayılabilir. Kozmik ışınlar bilgisayar düşmanı. Jüpiter'e gönderilen Juno uzay sondası Sizce neden sadece 2 yıl çalıştıktan sonra hurdaya çıkacak? Bunun sebebi Jüpiter'in güçlü manyetik alanının güneş rüzgarı ve kozmik ışınlarla gelen yüklü parçacıkları hapsetmesi. Bu da gaz devini saran ölümcül bir radyasyon kuşağı oluşturuyor. Juno sondasının bilgisayarlarını radyasyona dayanıklı olan özel bir titanyum kasa koruyor. Yine de sondanın Jüpiter yörüngesinde bozulmadan 10 yıl çalışması imkansız ve 2 yıl emekliye, 2 yıl sonra emekliye ayrılmak zorunda kalacak. Dünyanın manyetik kalkanı deliniyor. Güneşin yol açtığı parçacık akışına güneş rüzgarı diyoruz. Diğer yıldızlardan gelen radyasyonu ise kozmik ışınlar olarak adlandırıyoruz. Bunlar genellikle ışık hızına yaklaşan bir hızda uzayda milyonlarca yıl yol alan protonlar ve elektronlardan oluşuyor kozmik parçacıkların büyük kısmı dünyanın koruyucu manyetik alanından geri sekiyor ve yeryüzüne ulaşanlar da insan sağlığına zarar verecek kadar yüksek enerji taşımıyor. Buna karşın kozmik ışınlar bilgisayar ve telefonların hatta uçaklardaki uçuş aletlerinin hassas elektronik devrelerini bozabiliyor.